Geçtiğimiz gün 2022 yılında suikastle öldürülen Japonya eski başbakanı hakkında araştırma yapıyordum ve çok ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Suikasti gerçekleştiren şahıs, annesinin bütün varlıklarını gizemli bir tarikata bağışladığını, başbakanı da bu tarikatı desteklediği için öldürdüğünü söylemişti. Bu tarikatı daha derin incelemeye başladığımda ise şaşkınlığım bir kat daha arttı. Çünkü İstanbul'da her gün selam verdiğim yabancı bir çiftin fotoğrafını tarikatın arşivinde görmüştüm. Ve anladım ki onlar sadece Amerika, Japonya, Afrika'da değil, her yerdeler. Dev bir imparatorluk. Sırlarla dolu bir adamın hükmettiği imparatorluk. Moon Tarikatı. Tarikatın kurucusu Sun Yung Moon, 1920 yılında Kuzey Kore'de dünyaya geldi. Sun Yung Moon, 16 yaşına geldiğinde ilginç bir aydınlanma yaşıyor. Öyle ki iddiasına göre İsa peygamber ona görünmüş ve kendisinin çarmıha gerildiği için yarım bıraktığı işi, insanlığı kurtarma görevini üstlenmesini istemiştir. Sun Yung Moon bunu yapamayacağını söylese de İsa ısrar eder ve 9 yıl boyunca kendisine görünmeye, onu eğitmeye devam eder. 1954 yılında ise Güney Kore'nin Seul şehrinde resmi olarak tarikat kurulur. Ancak tarikat dediğime bakmayın. Onlar kendilerini Birleştirme Kilisesi adında bir din olarak tanımlıyor ve Amerika'da resmi bir mezhep statüsüne sahipler. Ama ben klasik söyleme bağlı kalarak tarikat tanımını kullanacağım. Yapılanma günümüzde Merkezi Amerika ve Güney Kore olmakla birlikte 143 ülkede faaliyet gösteriyor ve bu faaliyetler genellikle dernek, vakıf ya da şirketler aracılığıyla yapılıyor. Binlerce kuruluştan oluştukları için üye sayısı net olarak bilinmiyor. Kimine göre milyonlarca, kimine göre yüz binlerce sadık müride sahipler. Peki bu ilginç insanlar neye inanıyor? Şimdi biraz buna bakalım. Çünkü konu gittikçe derinleşecek. Mooncular, kurucu Sun Yung Moon tarafından yazılan İlahi İlke isimli kitabı kutsal kitap olarak kabul ediyor. Kitap, Hristiyanlık ve Doğu Asya dinlerinin bir sentezi. Öyle ki İlahi İlke kitabına göre ilk yaratılan insanlar olan Adem ve Havva kusurludur. Fakat kendilerini geliştirip bu kusurlardan kurtulacaklardır. Şeytansa Tanrı'nın onlara olan sevgisini görür ve kıskanarak Havva'yı kandırıp kendisiyle ilişkiye ikna eder. Şeytanın kötülüğü bu sayede Havva'ya geçmiştir. Havva daha sonra Adem'le birlikte olur ve kötülük onlardan doğan çocuklara, neticede tüm insan nesline yayılır. Yine kitaba göre insanlığı bu kötülüklerden ve kusurlarından arındıracak olan tek kişi İsa Mesih'tir. Ancak o da çarmıha gerildiği için görevini tamamlayamamıştır ve dünyaya başka bir isim, başka bir surette gelerek bu görevi tamamlayıp insanlığı kurtuluşa erdirecektir. Mesih'in yeni sureti ise Sun Yung Moon'un ta kendisidir. Bu nedenle tüm insanlık Tanrı'nın isteği üzerine asla sorgulamadan ona biat etmek, hizmet etmek zorundadır. Hatta kendisi aynı zamanda Hristiyanlığın yeni Adem'i, karısı Hakjahan ise yeni Havva'dır. 14 çocuğu da kutsanmış, günahsız varlıklardır. Moon tarikatının inancına göre dünyada tek dil, tek millet ve tek din olacak. Buradaki tek dil Korece. Tek din ise Mesih inancı. Tek millet amacını gerçekleştirmek için de tarikat ilginç bir sistem uyguluyor. Bekar üyeler birbirleriyle evlendiriliyor. Ama bu evliliğin detayları çok sıra dışı. Çünkü evlenecek olan kişiler lider tarafından eşleştiriliyor ve nikahtan önce birbirlerine birkaç dakika ya görünüyorlar ya da sadece nikahta karşılaşıyorlar. Ve tek millet amacı için çiftler genellikle farklı ırklardan seçilerek eşleştiriliyor. Örneğin Hindistanlıyla Koreli yahut Amerikalıyla Japon. Üyelere göre Moon, Mesih olduğu için kendileri adına en doğru seçimi ancak o yapabilir. Bu hem tarikatın kendi neslini yetiştirmesini sağlıyor, hem de evlilik, vatandaşlık sahibi olmak anlamına geldiği için de
o ülkeye fazladan birer mürit daha sokulmuş oluyor. Nikahlar da toplu olarak tüm dünyaya bir güç gösterisi, bir şov edasıyla yapılıyor. Öyle ki 1997 yılında bir törende 28 bin çift aynı anda evlendirilmiştir. Ancak evlendikten sonra damat gelinden bir ya da iki sene uzak kalmak zorunda. Çünkü gelinin hedeflenen program dahilinde hazırlanması gerekli. Öyle herkes de hemen evlendirilmiyor tabii ki. Tarikata en az 3 mürit kazandırmak ve bağlılıklarını kanıtlamış olmak şart. Nikah törenleri, muuncu bireylerin hayatındaki en önemli olay, dinsel bağlamda en büyük ritüeldir. Çünkü inançları gereği evrendeki en kutsal yapı aile ve ancak aile kurarak şeytanın etkilerinden kurtulabilirler. Dünya genelindeki en önemli dernekleri de yine aile yapılanmaları için kurulmuş dernekler ve Türkiye'de de bu alanda çalışma yapıyorlar. Moon tarikatı için yok edilmesi gereken en büyük düşmansa komünizm. Sun Yung Moon'a göre komünizm, kişiyi ateizme götüren, manevi değerleri yok eden, özgürlüklerden alıkoyan, insanı küçülten ve dolayısıyla yok edilmesi gereken bir ideoloji olarak görülmüş ve kendisi karşı mücadele için Uluslararası Komünizme Karşı Zafer Federasyonu'nu kurmak da dahil elinden geleni yapmıştır. Ona göre Amerika, komünizmi ortadan kaldırmak için Tanrı'nın seçtiği ülkedir. Tanrı bu ülkeye komünizmi yok etme görevi vermiştir. Hatta Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan Afgan ve diğer Müslüman grupları açık şekilde de desteklemişlerdir. Sovyet karşıtı Müslüman gruplara milyonlarca dolarlık fon sağlamış ve hatta Afgan mücahitlerin belgeselini yapmak için Afganistan'a gönderilen tarikat üyesi Li Shapiro savaş sırasında ölmüştür. Afgan mücahitlerin belgeseli mi dedim? Sakın tarikatın medya gücünü küçümsemeyin. Çoğunuzun mutlaka bir kere duyduğu Washington Times gazetesi dahil olmak üzere dünyada sayısız gazete, haber kanalı, çeşitli yayın organları onlara ait. Tarikatın ikinci büyük düşmanı ise evrim. Öyle ki evrim teorisi dini kitaplarda anlatılanlarla uyumlu olmadığı için akıllı tasarım, medya ve basın yoluyla desteklenmeli ve bunun için gereken her şey yapılmalı. Evrim teorisini halkın gözünden düşürmek için verilen bilgilerin gerçek olmasına da gerek yok. Çünkü Moon tarikatının inancına göre insanları Tanrı'nın yoluna yöneltmek için yalan söylemek kabul edilebilir bir tutum. Bir yerlerden tanıdık geldi mi? Şimdi Moon tarikatının diğer dinlerle olan ilişkilerine bakalım. İsa peygamberin Yahudi toplumuna gelmiş olmasına rağmen onu kabul etmedikleri için Yahudilerin yaşadıkları acıların bir dini tazminat olduğu görüşündeler. Ve Tanrı Yahudileri yeni Mesih'e yani Sun Yung Moon'a inanmaya hazırlamaktadır. İsrail ve Filistin'in barış içinde yaşamasını savunan tarikat, üyelerine Filistin ve İsrail turları düzenleyerek dinler arası diyalog çağrısında bulunuyordu. Sun Yung Moon'un yazdığı İlahi İlke kitabına göre dünyada 4 büyük bölge var. Bu Hristiyan dünyası, İslam dünyası, Hindu dünyası ve Doğu Asya dünyası. Hatta tarikatın bazı merkezlerinin girişinde bu bölgeleri temsilen Konfüçyüs heykeli, Buda heykeli, İsa peygamber heykeli ve Hazreti Muhammed'in görselinin yapılması yasak olduğu için Kur'an anıtı bir arada kol kola gösteriliyor. Hani bir dönem Türkiye'de de ana akım basın organları dinler arası diyalog, dinler arası diyalog diye tutturuyordu. Hatırlıyor musunuz? Ha işte, bu propaganda Sun Yung Moon tarafından tek dinli dünya hedefine hizmet eden bir araç olarak kullanılıp sistemleştirilmiştir. Z kuşağı o günleri hatırlamaz. Ancak diğerleri, dinler arası diyalog ve evrim karşıtı yayınların bir dönem ülkemizde medyanın önemli gündemlerinden olduğunu iyi bilir. Sun Yung Moon, çeşitli dinlere mensup gruplarla bu alanda ortak çalışmalar yürütüyordu. Hatta 16 Ekim 2000 tarihinde Amerika'da milyon aile yürüyüşünü düzenlediler. Peki yürüyüşün sponsorları kimdi biliyor musunuz? Biri tabii ki de Moon tarikatı. Diğeri ise
eski üyelerinden biri Müslüman aktivist Malcolm X olan İslam Milleti grubuydu. Sun-Yung Moon bununla da kalmıyor. Kendisinin Hazreti Muhammed'le görüştüğünü dahi topluma açık açık söylüyor. Sadece Hazreti Muhammed'le de değil, İsa, Buda, Konfüçyüs, Nuh Peygamber, Süleyman Peygamber, Lenin, Lev Trotski, Stalin, Karl Marx, Friedrich Engels gibi kişilerin ruhlarıyla da sayısız görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bu iddiaların bizim için hiçbir anlamı olmayabilir. Ama her dindeki tarikatların ortak bir özelliği vardır. Bu da lideri sorgulamamak. Sorgulasa bile lideri haklı çıkaracak şekilde sorgulamak. Şimdi tarikatın nasıl üye kazandığını ve yöntemlerini özetle anlatacağım ve çok tanıdık şeyler göreceksiniz. Üyeler nazik, kibar, güzel giyimli olmalı ve sürekli tebessüm etmeli ki iyi bir izlenim uyandırsınlar. Bir kişiyi cemaatin yerlerindeki toplu akşam yemeklerine getirmek çok önemlidir. Çeşitli sayılarda gruplardan oluşan misyonerler, okul bahçelerinde, alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında, havaalanlarında, kafelerde ve kütüphanelerde tebliğ faaliyetleri yürütürler. Bir caddede yürürken, metro ya da bir dükkanda sıra beklerken, etraflarındaki insanlara birer engel olarak değil, hepsinin kendilerinden bir şeyler öğrenebilecek ve hareketin parçası olabilecek eşsiz bireyler olduklarının bilincinde bir gözle bakmaları gerekmektedir. Eğitim veya başka nedenlerden dolayı yer değiştirmek suretiyle aileden uzaklaşmak bireyi duygusal destek ihtiyacıyla karşı karşıya getirir. Anominin neden olduğu stres içerisindeki bu tür gençlerin bir dini gruba bağlanma ihtimalleri yüksektir. Bu nedenle eğitim amacıyla evlerinden uzaklaşan gençler, uzak kaldıkları ailelerinin yerine tarikatı koyacaktır. Moon tarikatı, üniversite öğrencilerini ve üyelerin çocuklarını yaz kamplarına götürerek burada çeşitli spor ve kişisel gelişim aktiviteleri sağlıyordu. Ancak kampların amacı bu değildi. Gençler ve çocuklar sabah çok erken saatten itibaren Sun-Yung Moon ilkeleri üzerine eğitime tabi tutuluyordu. Kamplardaki bu eğitimler henüz sorgulama yetisi gelişmemiş yaşlardaki çocuklarda tarikata yönelik vicdani bir bağ geliştirirken, üniversite öğrencilerini de dünyadaki diğer fikirlerden koparıyordu. Yetişkinlerin ise çoğunluğu bu tarikatın müritleriyle evli olmaları, tüm sosyal çevreleri tarikatın üyeleri olması ve hatta iş kaynaklarının da tarikat şirketleri olması nedeniyle sorgulasalar ve hatta inançlarından uzaklaşsalar bile, ailelerini, işlerini yani hayat düzenlerini bertaraf etmemek için müritliğe devam etmek zorunda kalıyordu. Sun-Yung Moon'un kurduğu sistemin ne kadar bağlayıcı olduğunun farkında mısınız? Eylül 2012 tarihinde ise tarikatı şaşırtan bir şey oldu. Mesih olarak düşündükleri Sun-Yung Moon, Kore'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Dünyanın kurtarıcısı olarak gördükleri kişi, insanlığı kurtaramadan ölmüştü. Fakat tarikat sonlandı mı? Tabii ki hayır. Ölümünden sonra görev, ailenin en etkin üçlüsü tarafından devralındı. Karısı Hak Jahan, tarikatın ana ruhani lideri oldu. En büyük oğul Jim Preston Moon, kar amacı gütmeyen Küresel Barış Vakfı'nı ve Aile Barışı Derneği'ni kurdu. Şu anda iki Kore devletinin de birleşmesi için barışçıl faaliyetler yürütüyor. En küçük oğlu Yung Jin Moon ise annesine cephe alarak kendi cemaatini kurdu. Kurduğu cemaat oldukça militan bir ideolojiye sahip ve sembolleri ise silah. Sun-Yung Moon'un ölümünden sonra kimileri tarikatın dağılacağını düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Kurulan sistem kendini devam ettiriyor. Ailenin uçakları, helikopterleri, yatları, dans okulları, üniversiteleri, basın organları, silah fabrikası da dahil olmak üzere onlarca fabrikaları, bankaları, sayısız dernek ve vakıfları var. Ailenin malikanelerinin resimlerini buraya koysam ekrana sığmazlar.
çocukları okul yıllarında limuzinler ve korumalar eşliğinde derslere gidiyordu. Her şey Moon ailesi içindi ve tarikatın üyeleri de onlara bunları verdiği için şanslı birer insandı. Çünkü Tanrı'nın seçtiği Mesih ve ailesine para kazandırmak bir insanın ulaşabileceği en büyük mertebelerdendi. Milyarlarca dolarlık bir imparatorluk. Üyelerden ve dindar insanlardan gelen rakamı bilinmeyecek kadar çok bağış. Ki bu bağışlar o kadar yüksek seviyede ki sadece Japonya'da tarikata karşı 50 bine yakın şikayette bulunulmuştu. Ve birçok Japon bakan da tarikatla ilişkide oldukları için görevlerinden alındı. Sun Yung-moon hayatta olduğu zamanlarda tarikat açık bir şekilde dünyanın en etkili tarikatları arasında ilk sıralardaydı. Şimdi ise uluslararası etkileri hiç azalmış değil. Kurdukları imparatorluk yıkılmadan devam ediyor ve hatta edecek. Neticede dinin kullanıldığı ticaretten daha karlı bir iş dünyada var mı? Yok. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.